Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 ilk 5 ünitenin özeti. İlgili sayfa toplam 7 sayfadan oluşuyor bu. PDF olarak sizinle hemen videonun altında paylaşacağım. Toplam 7 sayfalık bir özet hazırladım. 5. üniteden başlayarak ileri doğru yani peşine 4, 3, 2 ve nihayet 1. üniteye doğru yol alacağız. İsnünün ünitenin özeti şudur. Evvela maksur isim ney, mankus isim ney, memdud isim ney? Bunu bilmemiz gerekiyor. Maksur isim kelimenin sonunda elif olması gerekiyor ve bu elifin sağ tarafında hemen fetha olmalı. Ha bu elif eğer yani dünya kelimesinin sonuncu harfinde olduğu üzere dik bir elif olabilir. El dünya. El ulya Buradaki gibi elif yani Elif cüzünün ilk harfinde olduğu gibi veya El Sura veya Evla Ula gibi baktığımızda sondaki gibi yani Ya'ya benzer ama bu Ya mıdır değildir. Ya olabilmesi için noktalı yazılmış olması gerekirdi. Oysa bunlarda nokta yok demek ki bunlar Eliftir ve sağ tarafında Fetha var üstün var demek ki bu kelimeler ne olur o zaman? maksur isim olur. Mankus denen isim kelimenin sonunda ya olabilir. El kadi veya el de olduğu gibi. Sonunda ya var ve hemen sağındaki ilk harf hemen sağında ne var? Estre var. El kadi dat estreli. Sat gibi yazılmış ama dat yani noktası var aslında. El buradaki ya'nın bir öncesi yani dat yine esrelidir. Öyleyse man, mankus nedir? Kelimenin sonunda ya var. Yağının da hemen sağında esre var. Yani kelime böyle bir ters ona mankus isim denilir. Fakat her zaman için kelimenin sonunda ya olmaz. Bakın vadin vadi kelimenin sonunda ya yok. Veya şafyen şafi mezhebi mesela. Veya şafiyen şafi verici şafi veren Allah'ın sıfatı olarak düşünebilirsin. Şafyen sonunda ya yok demeyeceğim ya var evet ama yani hemen ma kabli, ma kabli de esir esasen şafi ama ya da hareke var şafi yen o bakımdan yağının hareketli olması bakımından gali veya eralıya benzemiyor öylese diyebiliriz ki kelime eliflamlı ise bak el gali el eralı eliflamlı ise sonunda yayı görürsün ve hemen sağ esrelidir yazılmasa bile sen esreye yazabilirsin rahat olmak gerekiyor Kelimenin evvelinde eliflam yoksa, işte şafiyen ve de vadin örneklerinde olduğu gibi. Başında eliflam yoksa sonunda ya arama yani. Vadin, ramin, gazin gibi gelebilir. Şafiyen, gazin, ramiyen gibi gelebilir. Ne demek istiyorum? Yani sonun başında kelimenin eliflam yoksa sonunda ne vardır? termin vardır. İşte vadin iki esreli veya şafiyen iki fetalı neden? Başında eliflam yok çünkü. Eliflamsız ve yağsızdırlar. Memdut isim kelimenin sonu şu şekilde biter. Elif de var, hemze de var. Maun, ziyaun, şifaun, el sahra'u. Kelimenin sonunda bunları bu harfleri görürsek ona elifin memdud ediyoruz. Memdud uzatılmış. Nitekim sahra'u uzatıyoruz. O yüzden uzatılmış diyoruz. Peki maksur isimlerden bahsedelim. Maksur bir isimden söz edeceksek onun üç hali de yani raf, nasb ve cer. Raf, nasb ve cer. Üç hali de nedir? Takdiridir. Takdiri irap alacaktır. Ne? Maksur isim. Takdiri irap alacak demek kelimenin sonuncu harfi olan o elifte sen fethayı, esreyi, ötreyi göremezsin. Temin de göremezsin. Temin iki esre, iki üstü, iki ötre demekti. Temin de göremezsin. Hepsi tak Mesela el dün ya diyorum. El dünya e, el dünya u, el dünya i diyemiyorum değil mi? Sondaki elif hareke veremiyorum. El dünya diyorum. El ul ya, el ul ya, el ul ye u. Hani şu elife de bir hareke vereyim. Öyle bir şey mümkün değil u diyelim. E diyelim olmaz. I olmaz. Un, en, in olmaz. Sondaki elif hareket veremezsin. Ama aslında var. Yani var olmadığı halde var sayılmakta, görülmemekte. Takdiri hal bu. Üç hali ne demek? Raffı da, nasbı da, cerri de böyledir. Mankus isme geldiğimizde bunun iki hali takdiridir. Bak önce üç hali sonra iki hallisi geliyor. Rafı ve cerri takdiridir. Raf halinde ötre arama, cer halinde esre arama sondaki e, elifte ama nasf halinde lafzi iraf söz konusudur ve kendisinde fethayı görürsün. Örnek şafiyen işte ya harfinde şafiyen şeklinde iraf gözükmekte. Ha, sondaki elif neden gelmiş? Elif elifle bitmiş bu kelime diye düşünmeyin. E, ilgili i̇lgili kelime iki tane üstün iki feta aldığı için elif oraya konmuştur. Burada aslında elif yok yani. Kelime aslında ya ile bitmekte. El şafi, el gavı gibi el şafi idi. Elif lamı sildik. Şafi kaldı. Nas hali olduğunda ya, ya feta verildi. iki tane. i̇ki feta varsa bir de elif verelim demişler. Sonuç olarak mankus ismin rafı ve cerri takdiriyken iken nasb hali lafzidir. Yani nasb halinde fetaları alır, alır. Almış zaten. Ya'ya ya hareket ediyoruz. Bak şafi yen. Şimdi biz e, mankus ismi anlatırken ne dedik? Kelimin sonunda bir tane ya var ve hemen sağ tarafı esreli. Yehtevi de öyledir mesela. İhteva mazidir. Yehtevi muzaridir. Yehtevi buraya baktığımda kelime ya ile bitmiş ve hemen öncesi esre. Yehtevi ha, öyleyse bu da mankus bir isim midir? Bu bir defa isim değil ki mankus olabilsin. Bu nedir? Fiildir. ihteva yahtevi ihteveye, ifteale. Bilenler için, iftal bağımından muzari fiil olduğunu ifade edelim. Müfret, müzekker, gayiptir. Sonunda ya var diye, hemen öncesi de esre diye, illa mankus olacak manası çıkmaz. Evvel onun isim olması gerekiyor. Biz isimlerdeki durumlarla alakalı konuşuyoruz. Ama bu fiildir. Dolayısıyla, menkus isim sayamazsın bunu bir defa isim değil. Memdude gelelim. Memdud isimlerin 3 hali de lafzıdır. Yani maksur 3 hali takdiri, menkus 2 hali takdiri, memdud hiçbir hali takdiri değil. Tamamı lafzı. Bu şekilde ezber yapabilirsiniz. Takdiri gitgide zayıflıyor. Üstü anda lafzıya varıyor yani. 3 hali takdiri, 2 hali takdiri ve hiç takdirlik yok. Ve şöyle ezber yapabilirsin. Maksur üç hali takdir. Memdut da 3 hali lafzi. Bunlar zıt. Arada mankus var. Onun da 2 hali takdiriymiş denilebilir. Memdut 3 hali lafzi derken üç halinde de rafında, nasbında, cerrinde farklı farklı harekeler almaktadır. İlla üç halinin de farklı hareke olması gerekmiyor. Aynı hareketi de alsa bir kelime nedir yine de lafzi irab olur. Sonuç olarak onun irabı telaffuz edilebiliyor mu? Önemli olan bu. İrab'ı telaffuz edebiliyor musun? Sonuncu harfte İrab alametini okuyabiliyor musun? Seslendirebiliyor musun? Sonuncu harfte. Ha, o zaman o nedir? Lafzı İrab'dır. Elif ve hemzesi kelimenin kökünden olmayan memdud isimler gayrimusariftir. Ha, elif ve hemze, mem, elif-i memdudeden bahsediyoruz. Sonunda elif var, hemze var değil mi? Elif-i Ha bu elif-i dediğimiz, elif ve hemze dediğimiz şey, kelimenin orijinal harflerinden değilse o zaman o kelime nedir? Gayrimunsariftir. Gayrimunsarif nedir? Kelimenin estre ve temin almaması demektir. Burada e, belirli kelimelerin hangi ile kullanıldığı tabirler ifade edilmekte. Bilinmeyen bir vakte kadar demek. İla ecelin gayrimüsemmen fil vehletil ula ilk andan itibaren minel vehletil ula Diğerleri de burada yazıyor, radde ala, radde veya türevleri, artık kelime ve türevleri olduğunu farkındayız. Geçtim onu, onu ezberini yapmanız önemli ama yani hangi harficerde, hangi fiil kullanılıyor, hangi kalıp, ne demektir? İl tezlemeden sonra ba harficeri geliyormuş, temekkeneden sonra min geliyormuş, bunların ezberlenmesi çok önemli. Beş isme geldik, dördüncü ünitedeyiz. Yani beşinci üniteyi on dakikada bitirdik, dokuz buçuk dakika oldu. Beş isim, şimdi beş ismin kendisine e, belirtilen o irabı alabilmesi için belirli şartlar var. Beş ismin raf halinde vav, nasmında elif, cehrinde de yayı alabilmesi için, alamet olarak bunları kendisinde barındırabilmesi için, o beş isimde dört tane şart aranır. Bir, evvela bu beş isim ne olmalı? Müfret olmalı, tekil. İki, bu kelimeler muzaf olmalı muzaf olmadan yazdırırsa o yere alamazlar. 3. Mustavgar yani ismi tasvir kalıbında olmayacak diyor. İsmi tasvir nasıl bir kalıptır? O da ilerleyen ünitelerde geliyor zaten. Yani aşağıdaki ünitelerde. 3'te, 2'de, 1'de bakacağız. 4. şart, muhtasıl zamirlerden biri olan mütekellim yasına bitişmemiş olacak. Yani mütekellim yasından başkasına muzaf olacak, müfret olacak, mustavar olmayacak. Aksi takdirde yani bu saydığımız dört şart gerçekleşmezse bir tanesi bile eksik olsa ne olur? O zaman raf halinde ötre, nasbında fetha, cerrinde de esra alır. Kelime tekilse tabii yani. Kelime tekilse raf hali de ötre, nasbında feta, cerrinde esra alır. Bu bir yerde standart müfret bir ismin irabıdır. Lakin kelime tekil değil tesniye olursa o zaman tesniyenin irabına tabi olur. Tesniyenin irabı neydi? Mesela Kalemani Tesni bir isimdir. Şöyle yazmaya çalışayım. Pente pek düzgün yazılmıyor ya. verdiğimiz programda daha düzgün yazılıyor ama olduğu kadar kalem mani. İşte burada kalemani yazıyor diyelim. Kalemani. Bu bir isim. Raf halinde yazıldığı için nunun sanları var, elif var. Nasıl veya cer hali olsaydı Elif yerine ne yazılırdı? Ya yazılırdı. İşte aynısı yani şimdi burada Ebun veya Ehl bu kelimeler tesniye olarak gelirse ne olacakmış? Tesniye olarak gelirse raf halinde Elif nas ve cerinde ya alacak. Yani gelirse cemi müzekkeni irabına tabi olur. Veya yine müf, e, irabına tabi olur. Raf halinde zamme, nasbında fetha, cerinde esir alır. Lakin kitap bu kadar ayrıntılarla değinmiyor. O yüzden bunları sormayacaktır. Siz şu dört şartı bilin. Direkt bilgi sorusu gelebilir. Aşağıdaki şartlardan hangisi 5 isim için belirtilen özel irabı alabilmesi için gerekli değildir. Veya gereklidir. Hangisi doğru şartlardan birisidir. O yüzden bilmek önemli. Bu 5 isim neyin nesidir? Aslında bunlar altı isim olduğunu ifade eden kitaplar da var. Burada 5 isim olarak geçmekte. Ebun baba, ehun, kardeş, hamun, kayınvalide de kayınpeder demekti sanırım fu az du sahipli, li lu diye de çevirebiliriz bunu. Mesela akıllı, akıl sahibi veya akıllı şeklinde. Yalın halde böyle yazılmışlar. Bunlar raf halinde. Yani merfu halde eb ne olur? Ebu vavla yazıldı bak. Ehum ehu vav ile. Hamun hamu vav ile. Fu zaten vavla yazılmıştı. Yine vavla yazıldı. Zu yine vavla yazılmıştı ve yine vavla yazıldı. Onlarda yazılışta bir değişiklik olmadı. Mensupluk durumuna geldiğimizde vav yok bu defa. Vav yerine elif var. Eba, eha, hama, fa, da. Vavların yerine elif yazıldı. Mensup durum bu. Mecrur durum vav olsun, elif olsun. Onları sil. Onun yerine bir ya yaz. Ebi, ehi, hami, fi, di. Böylece onların mecrurluk durumu yazılmış oldu. İşte demek ki merfu durumunda vav, mensup durumunda elif, mecrur durumunda ya ekleniyor sonlarına. Ama bu irabı alabilmeleri için dört tane şart sayıldı. Dört şarttan biri eksik olsa irabları bu şekilde olmaz. Ne olur? Feta, zan ve olur. Yine fiil ve harfi cillerin kullanıldığını görüyoruz. Bunları yine ehadadan sonra ba geliyormuş. D'den sonra hala geliyormuş şeklinde ezber yapmanız önemli. Üçüncü üniteye geldik. İkinci ünitede İsmi zaman mekan, alet, tasvir ve nisbe konularına değinilmiş. Aşağıdaki tabloda mekan ve zaman isimlerinin nasıl oluşturulduğunu inceliyoruz. Önemli bir tablo. Bu tabloyu önemsiyorum. Eğer muzari'nin orta harfi, buna annet fiil de denilmekte, fetha veya zamme olursa o muzari fiilin ismi zamanı, ismi mekan nasıl gelir? Bu anlatılmış şey süresi fiillerdedir diyor. Şurada bir çizgi var görüyorsunuz buraya kadar süresi aşağısı mezit fiiller. Peki süresi mücerretlerde nasıl geliyormuş? Diyor ki mazisi ketebe muzarisi yek tubu. Muzarın aynı fiil veya orta harfi diyelim nedir? Ta'dır. Hocam K de olabilir. Niye T dedik? Yani dört harfli bu. Ortanca harfini bulmak zor aslında. Dört harfli bir şeyin ortanca harfi şudur demek nasıl mümkün olacak? Üç harfli olsaydı ifade etmek daha kolaydı. Buna siz orta harfi yerine şunu diyelim biz. Sonuncu harfin bir sağı. Sonuncu harfin bir sağının harekesine bakacaksın. Sonuncu harf ba bir sağı t'dir. Tamam. Harikene ötre. Sonuncu harf ba bir sağı Ayın. harikene feta. İşte diyor ki muzahirenin aynı elfiyle ister ötre olsun ister fetha olsun. Her iki durumda da ismi zaman ve ismi mekan mef'alun kalıbında gelir. Mefalin kalbında gelir ne demek? Yani sonuncu harfin bir sağ yine fethalı gelir demektir. Yektubu sonuncu harfin bir sağ ötreli. Mek tebun geliyor. Mekti t değilse t esrelemiyorsun veya mektu tu t ötrelemiyorsun. Fethayla geliyor. Başına mim eklendiğinin farkındasınız bu arada. Eğer la'ibe mazi yel'abu muzaridir. Sonuncu harfin bir sağ fethalıdır. Baştan mim ekliyorsun. Ya isil Değil mi? Yektubu ya isil mimekle. ekle. Mi? Ya isil, mimekle. Ya isil mimekle. Mel abun. Ayn fethalanıyor. Esre veya ötre değil. Bu ne zaman böyleymiş? Muzari'nin aynel fiili veya ötre olduğunda. Ee, sıra geldi. Muzari'nin orta harfi esre olsa ne olur? Bu durumda ne olur? Celese mazidir. Muzarisi yecillisu. Muzaridir sonuncu film bir sağ yani lam olmakta burada. Buna aynı fiili de diyoruz. Kitap orta harf demiş buna. Esreli yani bu durumda mef'alun değil de mef'ilun. Ayın esreli olarak geliyor. Bak yukarıda ayın fetalı burada esre. Burada ayının bir önemi yok ama. Önemli olan ne? Sonuncu harfin Bir sağının esreli olması gerektiğini ifade ediyor. Ayın yok mesela. Meclis örnek vermiş. Ayın yok burada. Ayın olması gerekmiyor. Buradaki tüm harfler mim hariç tüm harfler x değerindedir. Herhangi bir harf. Ama mim olmak zorunda. Mec-i-li-sun Lam esirli geldi. Fethalı gelmedi. Diyebilir yani. su muzaresinden isim mekan ne gelir? Hangi şıkta doğrusu verilmiştir? Mec-i-li-sun Lam esirli bulacaksın. Niye? Çünkü muzaride de esriliydi. O zaman mekanda da esirli olacak. Öyleyse kodlayabilirsin yani. Muzari'nin anel fiili esre ise ismi mekanda esirli gelir. Ha muzarın anne fil esre değilse ne olursa olsun yani ister feta ister ötür olsun ne olursa olsun ismi zaman ismi mekanda fethalı gelir. Mezit fillere baktığımızda bunlar e, mekan ismi olsun isim mefhul formunda geliyor bunlar. Müs teşfa, mül yani demek istediğim bir şey diyor diye okunuyor da demek istediğim bir şey fethalı gelir. İsmi zaman, isim mekan hepsi nedir? İsim full ortak gelmekte. Aynı kalıptır. Ve mazinin, muzarinin aynı fiilindeki hareke önemsizdir. Bunlar da kalıp standart. Sonuncu harfin bir sağı daima fetalı. Müsteş fe. Şu fa harfinde feta var. Mülte ka. Ka'dan var. Kafta feta var. Mücemme. Mimde feta var. Bu standart. Alet isimleri Diyor ki fa ta harfi de ha harfi kök harflerimiz bunlar. Mifal kalıbında ne gelir? Miftahun. Hani fe ta ha yeftahu. Yaygın fiil. Bunlar miftahun diye gelir. Anahtar manasına gelmekte. Kaf ya sin harfinden mikyasun. Kayese veya kase. Mikyas diye gelir. Mifalun kalıbında da ismi aletler vardır. Mis'adun gibi, mis'kabun gibi. Diğer kalıp ne? ve fa'aletun. Bunlar da diğer ismi alet kalıpları. İsmi tasvir vezinleri var. İsmi tasvir küçültmek demektir. Fa'ilun kalıbına aktaracağız kelimeyi. Hasan iyi demek yani. Hasan demek. Hasan. Hüseyin'un. Hüseyin Hasancık küçültülmüş hali. Abdun kul, ubeydun kulcuk, kelbun köpek, küleybun köpekçik. Fu'aylun küleybun bu hayratun. Bu sefer T eklendi. Kable, kubeyle, ba'de, bu'ayde şeklinde. Yani şu kalıba aktardığımızda ismi tasgir, küçültme ismi elde ediliyor. İsim mensup için kelimenin sonuncu harfi esrele ve hemen yanına bir tane şeddeli ya ekle. Lübnan'ın lübla niyyun. Arabun ara Sonuncu harfi estrile yanlış edilir ya ekle. Müennes yapacaksan ya'dan sonra bir de t eklersin. Müenneslik alamca t'dir. Lübnaniyyun diyorduk. Ha, Lübnaniye tun yapıyorsun. T ekliyorsun. Müennes yapabilmek için. Yine fiiller ve harf görmekteyiz. Bunların yine ezberlenmesi çok faydalı olacaktır. Sıra ikinci üniteye geldi. İkinci ünitede sayıların devamı söz konusu. Demek ki ünite birde de sayıların başlangıcı var. Arapçada mürekkep sayılar. Mürekkep ile bileşik aynı şey demek. Aşağıdaki say sayılardan veya aşağıdaki şıklardan hangisinde bileşik bir rakam, bileşik bir sayı kullanılmıştır? Bileşik de ne demeyeceğiz? Mürekkeple bileşiğin aynı manada kullanıldığını bileceğiz. Kast edilen şeyin 11 ile 19 arasındaki sayılar olduğunu, 11 dahil 19 dahil olduğunu bileceğiz. Bu sayılardan sonra gelen kelimeye temyiz denilir ve temyizin müfret ve mensup olması gerektiğini bilmeliyiz. Yani tesniye değil, cemi değil, müfret olacak kelime. Kelimenin gelen kelime de mensup olmalı. Merfu veya mecrur değil. Atıklı sayılar diğer adlandırmayla matuf sayılar. Matuf 21 ile 99 arasındaki sayılar demekte. 22-23 devam ediyor. 29'a kadar sonra 31-32 işte 39'a kadar bunun tam ayrıntısını vermiştik. Arada vavla wow bir vav wow var yani bu sayıların. Bir sayının atıflı olabilmesi için iki sayı arasında vav wow bulunması gerekir. Temizli nasıl gelir? Peşine temiz gelir çünkü. Bu da müfret mensup gelecektir. Onarlı sayılar, ukut sayılar. 10, 20 diye başlayıp 90'a kadar olan sayılar. Bunlara ukut sayı diyoruz. Bunların da hemen peşine temyiz gelmektedir. Temizleri müfretle mensuptur. Müfret mensup, müfret mensup devam ediyor. 100 olsun, 1000 olsun ve bunların katları olsun, yani tesnesi olsun, bunların da e, temizleri, müfret ve mensup gelmektedir. Şimdi ayrıntılarını ne veriyor burada? Diyor ki, mürekkep bir sayı düşün. Mesela ne demiştik mürekkep için? 11 ile 19 arasındaki sayılara mürekkep denir demiştik. 12 sayısının ikisi hariç. Yani tahtaya 12 yaz. İsna aşara. 12 isna kelimesi işte. İkisi hariç derken isnayı kastediyor. O hariç olmak üzere değerlerinin tümünde. Değerleri derken yani 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu sayıların tamamı nedir? Fetha üzere mevniidir. Lakin 12'nin ikisi fetha üzere mebniy değildir. Tesninin irabına dahildir kendisi. Nitekim kendisi tesniye yapıdadır zaten. İsnani. İsnani neyle yazılmış? Elifle yazılmış. Elifle yazılmış olması onun neyini gösterir? Raf halini. Biz diyoruz ki elif yerine elif yoktu onun yerine ya olsaydı. Örnek verelim. Örnek. İsneyni olmuş olur bu durumda. İsneyni diye yazılır. Elif yerine ya koyarsan isneyni olur. Bu ya neyin alameti? Nasp artı cer. nasb bu hali de cer hali de ya ile gelir. Raf hali elifle gelir. Tesniyen irabı böyledir. Standart kalemun kalemani. Standart bir e, tesniyenin ismine sahiptir kendisi. Yani Tesniye irabı aynı. Sadece iki için bu geçerli. Onun dışında mürekkep sayıların tamamı feta üzere mebni. Yani fethalı yazılır daim. O feta hiç değişmez. Başka ne gibi bilgi söyleyebiliriz? Sayı ile sayılan arasında Sayılan nedir? Temizdir yani sayıdan sonra gelen kelimeyi kastediyor. Cinsiyet uyumundan bahsedelim. Bu uyum sadece 11 ve 12 sayısında vardır. Geri kalan 13'ten 19'a kadar olan grupta ise onlar basamağı ile temiz arasında yani sayılan arasında uyum vardır. Birler basamağında sayılar arasında ne var? Cinsiyet bakımından zıtlık vardır. Matuf, tabi özet bir konu. Şu an anlattığım anlayamayan varsa geniş geniş anlattığımız videolara bakabilir. Matuf sayı nedir? Sayıdan ile cinsiyet uyumu bağlamında birler basamağındaki 1 bir ve 2 sayısı sayıdan ile cinsiyet bakımından uyum içerisindedir. Hangisi o? 1 ile 2 uyum içerisinde, geri kalan 3 ve 9 uyum içerisinde değildir. Matuf sayı, atıflı sayı iki rakam arasında Vav wow konuyor. Vav'ın sağına bakarsan sadece 1 ile 2 temizle uyum sağlar. Vav'ın sağında kalan 3, 4, 9'a kadar devam ediyor. Onlar temizle uyum içerisinde değil zıtlık oluşturur. Ve bu sayıların matufun tamamı nedir? Mureptir. Murep yani iraplanır kendisi. Mebni değildir. Feta, Esre, Ötre alabilir. Sayının büyük kısmı Vav ile merfu. Yani İş, Rûne, gibi vav'ın sol tarafı kastediliyor. Vav ile merfu, ya ile mecrur ve mensup olmakta. Sayının küçük kısmı ise, iki ise elif ile raf, ya ile mensup ve mecrur olur. Geri kalan küçük kısmı nedir? Hareke ile iraf almaktadır. Ukut sayı, vav ile merfu, mesela işrun az önce geçti. Vav ile merfu, ya ile mensup ve cer durumu gelmektedir. Dolayısıyla bu sayılar muhreptir, mebni değildir ukut sayılar. Temiz diye bir konu var burada. Temiz kapalılığı gideren kelime. Ortada bir kapalılık var. Bir cümle kurduk ki net anlaşılmadı. Bu kapalılığı gidermek için ilave bir kelime kullanıyorsun. Ha buna temiz deniliyor. Peki sen neredeki kapalılığı giderdin? Felanca kelime tam anlaşılamamıştı onu izah ettim. Ha o anlaşılmayan o kapalı kalan kelimeye de mümeyyez deniliyor. Yani açıklanan kelime manasına geliyor mümeyyez. Mümeyyiz iki ayrılır. Yani açıklayacağın kelime iki kategoride ele alınmaktadır. Ya melfuzdur o mümeyyiz. Melfuz olarak adlandırılabilmesi için sayı veya ağırlık veya hacim veya alan. Yani kelimenin bu manaları içeriği olması lazım. Durduk yerde beş dedin. Karşındaki sormaz mı? Beş. Ne beş? Yani neden bahsediyorsun? Ha, kalem. Peşinde kalem diyorsun. Anlaşılıyor. Değil mi? Bu nedir? Sayıya verdim yani. Veya ağırlık duruyorsun. Karşındaki diyorsun ki 6 kilo. 6 kilo ne? Mesela domates aldım diyorsun. O zaman cümle anlaşılıyor. Veya hacim, alan. Yani bunların anlaşılabilmesi için, bu kelimelerin belirginlik ifade edebilmesi için peşlerine bunlarla, yani örneğin 3 ile 5 le neyin kast edildiğini ifade etmek gerekiyor. Bu durumda bir kelime ki bu kelimenin manası sayı veya ağırlık veya hacim veya alan bir kelime bu manalardan herhangi birini içeriyorsa o zaman ne olmuş olur? Ona melfuz mümeyyiz denir. O kelimeye melfuz denir. Bu kelimeden sonra temiz gelecektir. Ve bu, bu adı nedir? Yani bu açıklanan kelimenin adı melfuz olur. Şayet bir kelime, kapalı bir kelime sayı manasında değil, ağırlık içermiyor, hacim değil, alan değil. Böyle bir mana içermeyen kapalı bir kelime kullandıysak. Peşine yine temiz gelecek elbette de. bizim kullandığımız bu kapalı kelime artık melfuz değil de melhuz olarak adlandırılacaktır. Yani melhuzdu kendisi ve açıklanmıştır. Veya melfuzdu kendisi açıklanmıştır. Melfuz olabilmesi için bu manaları içermeli. İçermiyorsa o zaman ona melhuz diyeceğiz. Birinci üniteye geldik. Sayılara giriş bölümü. Müfret sayılar 1 ile 10 arasındaki sayılardır. Bu sayılar muhreptir. Yani örnek ne diyelim? Erba'a tu, erba'a te, ti olabilir. Farklı farklı hareketler alabilir. Muhrep olmak için üç halinin de farklı iğraplanıyor olması gerekmez. 2 farklı iğrap alamet alsa yeterli. Vermuslar, Cemil Mühendis Salim gibi. Müfret sayıların temizi cemi ve mecrur geliyor. Diğerleri gibi müfret mensup değil. İki edebilirsin temizleri. Sayı müfret sayıysa peşine gelen kelime cemi ve mecrur olmalıdır. Sayı müfret değilse o zaman onun temyizi müfret ve mensup gelir. Yani temizine nasıl geldiği çok önemlidir. Bir cümle verilir, noktalı yer bırakılır, ilgili yer aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir der. Sen o noktalı yerin hemen sağındaki o sayının ne olduğunu tespit etmen gerekir. Müfres sayı mı, okut mudur, şu mudur, bu mudur? Sayının türüne göre bir temiz seçmen gerekir. Orada aslında temiz isteniyor senden de. Hangi temiz demez adam ne der? Aşağıdaki şıklardan hangisi uygundur? Hangi temiz uyanırsın. Uyandırmak istemezler. Ama sen noktalı yerin sağındaki kelimenin bir rakam, bir sayı olduğunu fark edeceksin. Ne tür bir sayı? Müfret mi, okut mu? Fark edeceksin sonra ezberlemiştin zaten sen müfrette şu geliyordu yani cemi mecrur işte ukuttaysa müfret mensup o zaman sayı neyse ilgili şıkkı oraya yerleştireceksin yani soru kolay aslında müfret sayılar da 1 ile 2 farklı değerlendirilir 3 ile 10 farklı değerlendirilir 1 ile 2 sayısının bir defa temyizi yoktur bu sayılar sıfat olarak gelir önce sayılan sonra sayı yani rakamdan öncedir sayılan bunun dışındaysa Önce rakam sonra sayıdan geliyordu. Bir zıtlık var burada. Sayı sayıların sıfatı konumundadır. Bu yüzden cinsiyet, sayı, belirlilik, belirsizlik, irab bakımından her türlü uyum sağlamak zorunda. Belirlilik eliflamlı olup olmamak demek yani. Belirli olması için eliflamlı olması, belirsiz olması için eliflamsız olması. İrab diyor yani bir ile iki rakamını düşün. Sağındaki kelime merfuysa bu da merfu, mensupsa mensup, mecrursa mecrur olur. Bunların temizi yoktur. 3 ila on arasındaki sayılara baktığımızda Türkçe'de olduğu gibi önce sayı geliyor sonra sayılan temiz alıyor yani. İkinci bir özellik. Birinci özellik bu ikinci özellik. Bu sayılar daima muzaf konumundadır. Dolayısıyla peşine gelen temiz daima mecrurdur. sayılanlar çoğul ve belirsiz kullanılır. Cimi mecbur artı nekre olur. Onu söyledi. Sayının cinsiyeti sayıların cinsiyetinin zıttıdır. Bu çok önemli. Yine bir cümle kurulur. Örnek işte selasetu nokta nokta nokta. Eklam getireceksin. Defatir mi? Defter mi? Şu mu, bu mu? Yani eğer 3 ile 10 arasındaki rakamların peşine gelen kelimenin kelimeyle yani temizliğiyle cinsiyet bakımından zıtlık içermesi gerektiğini bilirsen doğru şıkkı seçersin. Ama sana şöyle demeyecektir. Yani ben şimdi 3 yazacağım buraya. Buna bir temiz arıyorum. Temizliği nasıl olmalıydı? Demez. Sen 3 ile 10 arasında bir rakam görürsen peşine cemi, mecrur ve cinsiyet yönünden zıtlık içeren bir kelime seçmen gerekir. 3 görürsen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 görürsen bu bilgiyi hatırlamalısın. Sayıların tekel tekil formu ise sayı dişil olarak, sayılan tekil formu dişil ise sayı eğil olarak kullanılır. Yani e, temizin müfredine bakman lazım. O kelime müzeker mi, müennes mi bunu tespit etmen çok önemli. Tespit edebilmen için de onun müfredini bilmen gerekir. 10 sayısıyla alakalı, 10 rakamıyla alakalı çok güzel bir bilgi. Aşara mı aşara bu nasıl okunuyor? Bu rakam sayısı yazıyla yazıldığında şin harfinin harekesi eğer sayılan eril olursa fethalı aşara yani temiz müzekkerse sayılan yani temiz dişil ise müennes ise o zaman aşara değil de aşra olacaktır aşra haracet minas safi aşra dalibat rakamdan sonra dalibat bak müennes gelmiş Ha, bu yüzden Aşra, Şin e, cezimli. Ve dâlibâ, pardon Dullabin. Yani buradaki 10 kelimesinden sonra Dullab gelmiş. Müzekerdir bu. Dâlibun, müfred dâribani, tesni, dullabun, onun cemisi. Bilenler için ismi faildir, cemi, mükeserdir bu kelime. Öğrenciler manasına gelir. Müzekerdir. Yani Müzeker olduğu için rakam nasıl gelmiş? Bir defa Şin fethalı, iki, sonunda yuvarlak bir T de var. Bu şekilde gelmiş. Yani müennes bu sayı. Neden sı müennes? Çünkü temmizi müzekker diyebilirsin. Veya zaten biz müennes kullandık. Bu yüzden temmizini müzekker getirmek zorunda kaldık da diyebilirsin. Sıra sayıları sıfat olur. Et talibul evvel. Üçte dahil buna. Beşte dahil. Yani biz birliğinin sıfat olduğunu gördük ama sayılar sıra sayısıysa hepsi sıfat. Et talibetül hamis. Hamis beşinci demektir yarışma olmuş, beşinci gelmiş, altıncı gelmiş. Sıra belirttiği için her halükarda bu rakamlar sıfat olur. Sıfat olur ne demek? Sandaki kelimeyle uyum içerisinde olur. Bak, et talibetü lamlı, hamise de lamlı. Et talibetü mühennes, hamisetü de mühennes. sonunda ötür almış, hamisetü de almış. Sıfat mensuf bu demek saatler konusu işlenmiş. Eğer geçiyor diyeceksen vav wow kullanacaksın. Yok geçmiyor. Henüz şu kadar var o saate. Mesela 12 çeyrek var diyeceksen illa kullanılıyor. Yine belirli fiil ve harf icerler arda, arda sıralanmıştır. Böylece kendi hazırladığım özetin sonuna geldim. Videonun hemen altında bu pdf'yi bulabilirsiniz. Sınavda başarılar diliyoruz.